Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Siyasetçi ve devlet adamı. İkisi birbirinin mütemmimi aslında, birbirinin tamamlayıcısı. Siyasetçi olmadan devlet adamlığına giden yolu yürüyemiyorsunuz. Ya da sadece devlet adamı olmak için devlete bürokrat oluyorsunuz. O zaman da siyasetin dışında kalmanız gerekiyor. Değil mi canlarım? Ama bu birbirini tamamlayan iki ayrı karakterde öncelik ne olmalı diye bana sorulsa, ben devlet adamlığı derim. Devlet adamlığı aynı zamanda vizyonerliktir. Yani geleceği doğru öngörmek ve geleceği planlamaktır. Benim naçizane görüşüm böyle. Siyasetçiler ise genelde vizyoner değil, misyonerdirler. Yani kendilerine verilmiş bir vazife vardır. Verilmiş bir vazife. Devlet adamı olan, devlet adamı vasfı taşıyan siyasetçi misyoner değildir zaten o. O kendisini aynı zamanda halka hizmete adamıştır. Halka, ülkeye hizmete adamıştır. Haliyle vizyonerlik ve bir kendisini göreve, halka hizmete adamışlık, İkisi bir arada olursa tadından yenmez. Değil mi canlarım? Ne yazık ki Türkiye'de bunu kolay beri bulamıyoruz. Ya çok katı devlet adamı buluyoruz karşımızda ya da çok fazla dejenere olmuş bir politikacı görüyoruz. Şimdi size benim adını sık sık zikrettiğim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğimi de açık yüreklilikle söylediğim, değil mi canlarım? Hiçbir partinin genel başkanı falan değil. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ama eski Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarı, başarılı bir müsteşardı. Çok uzun zamandır kafamda ilan kesici olduğunu biliyorsunuz. Çillerli Yıllarım ismi kitabımı okuyanlar da oradan hatırlayacaklardır. Tansu Hanım'ın, Tansu Çiller'in danışmanlığını yaptığım süreçte, yani o 2002 seçimlerine gidilirken İlhan Kesici'yi mutlaka İstanbul birinci sıra adayı yapın değişim ve Hasan II'nin buna nasıl karşı çıktığını kitabımda anlatırım canlarım. Haliyle Tansu Hanım beni değil tabii ki dava arkadaşını dinledi. Beni dinleseydi keşke. Neyse. 30 bin oyla kaybetti. 30 bin oyla barajın altında kaldı Doğru Yol Parti. Türkiye'nin kaderi değişti. Ya neyse, şimdi size İlhan Kesici'nin 2017 referandumu öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi adına TRT televizyonunda yaptığı bir konuşmayı izlettireceğim. Araya da girip kendim de bir şeyler söyleyeceğim. Lütfen hep beraber izlemeye başlayalım canlarım. İkinci konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi adına İstanbul Milletvekili İlhan Kesici yapacak. Sevgili kardeşlerimiz, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, ben hepinizi en yüksek sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugünkü konuşma süremiz 10 dakika. Ben şimdiye kadar çeşitli münasebetlerle AK Parti dönemini kendisinden önceki dönemlerle kıyasladım, mukayese ettim. Bu tür çalışmalar yaptık. Çok da yeni bilgiler, taze bilgiler verdik. Güzel oldu. Şimdi bu sefer ilk defa enteresan olacak. AK Parti'yi kendi içinde bir değerlendirmeye tabi tutmuş olacağım ve önümüzdeki günlere ışık verecek mahiyette. AK Parti 15 yıldır kesintisiz olarak iktidarda olan bir parti. Her yılı birbirinin aynı değil, benzeri de değil. O yüzden ben bunu 3-5 yıllık döneme bölüyorum. Birinci 5 yıllık dönem, 2-3. 5 yıllık dönem. Birinci 5 yıllık dönem aslında mutlak bir AK Parti hükümet dönemi olmaktan ziyade sanki devlet yönetimi bakımından koalisyona benzeyen bir yönetim şeklidir. Bunu niye böyle söylüyorum? Şunun için söylüyorum. AK Parti hükümettir bütünüyle ama başka bir cumhurbaşkanımız var. Tarafsız gibi ama AK Parti'ye de karşı olduğu çok belli gibi. İki, yargı var. AK Parti hükümetinin AK Parti hükümetine tam karşı elbette olmaz. Ama mesafeli, hatta biraz da karşı gibi de
nitelendirilebilecek bir şey. Yüksek devlet memurları, yüksek bürokrasi, AK Parti'nin getirdiği bir bürokrasi değil. Eklemeler yapıldı filvaki. Ama normal devlet memurları, öbür daha önceki dönemlerde yetişmiş, oralardan gelmiş olan yüksek devlet memurları. Bunların AK Partili olup olmaması söz konusu değil. AK Parti'ye karşı da değiller. Onun emrinde, yani tam emrinde falan olarak da nitelendirmek doğru olmaz. Şimdi bu bakımdan bu 5 yıllık dönemi böyle bir ben hükümet devlet yönetimi bakımından yarı koalisyon dönemine falan benzetirim. Evet, işte İlhan Kesici'nin üslubunu gördünüz. Bakınız, benim en başından beri yıllardır istediğim politikacı üslubu. Son dönemlerde Meral Akşener'in üslubunu çok beğeniyorum. Biliyorsunuz, daha önceki üslubunu eleştiriyordum. Benim penceremden yine gördüğüm şekliyle doğru üsluplar değildi. Artık Meral Akşener sadece bir siyasi parti genel başkanı değil. Geleceği olan bir siyasi parti genel başkanı da değil sadece. Aynı zamanda Meral Akşener bir anne, bir hanımefendi. Ya ne kadar duygusal o konuşmaları, ne kadar güzel, nasıl dokunuyor insanın yürek tellerine. Ve ne oldu, bakın, hiç bakanlarla uğraşmıyor. Eleştirmesi gerekirse kimi eleştiriyor? Cumhurbaşkanını eleştiriyor. Çünkü bir parti genel başkanının muhatabı Cumhurbaşkanı da aynı zamanda da diğer rakip partinin genel başkanıdır. Bunu yaparken nasıl bir üslup kullanıyor? Tertemiz, pırıl pırıl bir üslup kullanıyor. İlhan Kesici'yi de dinlediniz. Sanki bir defa partizanlık hiç yok. Gözlerinizi kapatsanız, İlhan Kesici CHP milletvekili olduğunu bilmeseniz ne dersiniz? Ya bir kişi çıkmış, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak referandumla ilgili harika bir AK Parti hükümet dönemi analizi yaptı. Mükemmel. İlk bölümden bahsediyorum. Şimdi daha devam edeceğiz zaten. Mükemmel. İşte ben bu tarzı istiyorum. Bu tarzı seviyorum. Bu benim isteğim. Haliyle ben kendi istediğim tarzda siyasetçileri, siyasetçi devlet adamlarını destekleme hakkına sahibim, değil mi canlarım? Yani ay, acaba beni izleyen torunlarım İlhan Kesici'ye destek verdiğim için bana kızarlar mı? Kızarlarsa üzülürüm. Ama sadece üzülürüm. O kadar. İtiraz etmem. Hakkınız ayrı mesele. Ben size benim gibi düşünün diyebilir miyim? Benim buna ne hakkım var? Ama sizin de bana dede, bizim istediklerimizi söyle demeye hakkınız yok. Değil mi canlarım? Hepimiz birbirimize anlayışlı ve tahammüllü davranacağız. Evet, şimdi gelelim diğer bölüme. AK Parti'nin içinden bir bakış yapılabilir. O içinden bakış şöyle demek istiyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman parti genel başkanı ve başbakandır. Ama sanki mutlak bir birinci adam olmaktan ziyade eşitler arasında birinci gibi görünür. Birlikte partiyi kurdukları çekirdek bir kadro var. Kuvvetli bir kadrodur. Saygıdeğer bir kadrodur. Ki süreç içerisinde bunlardan Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı, başbakan çıktı, meclis başkanı çıktı, başbakan yardımcıları çıktı. Bu güzel bir şeydi. İlaveten buna ilaveten merkez sağ kadrolardan gelmiş olan siyasi ve bürokratik kadrolar falan var. Eski Anavatan Partililerden, Doğru Yol Partililerden, Milliyetçi Hareket Partililerden, hatta Cumhuriyet Halk Partililerden de şey var, böyle bir kadro takviyesi var. Peki bu iyi mi oldu, kötü mü oldu, nereden bileceğiz? Sonuçlarına bakmak lazım. Bu 5 yıllık, ilk 5 yıllık dönemin sonucunda ekonomiye baktığımız zaman şöyle bir ekonomik resim görüyoruz. Her yıl üst üste kalkınma hızı %7. Çok başarılı. Çok yüksek ve çok başarılı. Hem AK Parti'nin bütün dönemlerine kıyasla başarılı, hem Türkiye'nin bütün dönemlerine göre çok başarılı. Güzel bir şey. Güzel bir büyüme hızı. İşsizlik düşüyor, enflasyon düşüyor, terör yok gibi. Dünya ile ilişkilerimiz olağanüstü iyi. Avrupa Birliği ile neredeyse tam üyelik müzakeresine oturuyoruz. Halk bütün bunların sonucunda çok memnun. Refah var, zenginlik var, huzur var, güven var. Ve halk da bunun karşılığında bir evvelki seçimde %34,5 oy verdiği AK Parti'yi şimdi 2007 seçimlerinde 1,5 katı artırarak %47'lik oy verdi. Çok başarılı. İkinci 5 yıllık dönem bir ara dönemdir. Zaman dolayısıyla da onu atlıyorum. Tam da benim
burada beni 2,5 yıldır dinleyenlerin bildiği gibi tam da benim söylediklerimle örtüşüyor. Benden daha iyi ifade ediyor görebildiğim kadarıyla, itiraf ediyorum. Benden daha iyi ifade etmiş. En azından bu konuşmasında, bu televizyon konuşmasında benden daha iyi ifade etmiş canlarım. Tabii ki eğer ekonomiye salt, devletçi pencereden bakarsanız AKP hükümetinin ilk 5 senesini başarısız bulabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü ekonomik görüşler mutlak tek pencereden görünen görüşler değildir. Dünyada devletçi görüş var, liberal sosyal demokrat var, sade sosyal demokrat var, kapitalist var, devletçi kapitalist var, komünist var ki komünizm biliyorsunuz bitti yeryüzünde. Neden? Başaramadı çünkü. Komünizm başaramadı. Ne yazık ki başaramadı canlarım. O halde AKP hükümetinin de ilk 5 yıllık dönemine olumsuz bakmak herkesin isteğinin en tabii hakkı. Ancak ben rakamlara bakarım. İlhan Kesici'nin söylediği rakamlar çok doğru. O nedenle zaten sadece ilk 5 senede kişi başına milli gelir 3840 dolardan 8500 dolarları falan buldu. Bu doğru. Yani burada bir yanlışlık yok canlarım. Yıllık %7 ortalama büyümeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhuriyet tarihinde, 100 sene içindeki tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk dönemlerinde galiba birkaç dönem 8'lik büyüme var. Demokrasi döneminde sadece Süleyman Demirel'in başbakanlığının ilk 4 yılında yakaladı. O da üst üste 7 değil de ortalama 6 olan da yıllarda vardı. Ama enflasyon çok düşüktü Süleyman Demirel'in başbakanlığı ilk döneminde. %5 enflasyonla %6'lık, %7'lik hatta büyümeyi Süleyman Bey, Adalet Parti, tek parti hükümeti de sağlamıştı. Ama tabii o gerçekten olağanüstü bir dönemdi. 27 Mayıs'tan 4 sene sonra, 5 sene sonra gelmiş. Daha doğrusu tabii 1961 seçimlerinden 4 sene sonra tek başına iktidara gelmiş. Artık montaj da olsa fabrikalar, işte o Tofaşlar yani, Renault'lar, Anadolu otomobiller otoyollarımızda yok o zaman tabii de dolaşmaya başlamış. Yerli otomobilimiz var yani. Buzdolabı fabrikaları, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi fabrikaları hep Süleyman Demirel'in o dönemleridir canlarım benim. İskenderun Demirçelik Fabrikası Süleyman Demirel'in tam eseridir. Ereğli Demirçelik ondan önceki yatırımdır bilebildiğim kadarıyla. Ama İskenderun Demirçelik Fabrikası'nı Süleyman Demirel bizzat Ruslarla görüşerek Ruslara yaptırdı. İskenderun'daki, Ereğli değil, İskenderun Demirçelik Fabrikası, affedersiniz. İsdemir yani. Evet, burada da İlhan Kesici'ye katılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti AKP'nin o ilk 5 yıllık ilk döneminde ekonomiyi büyütmeyi başardı. Şimdi ben bir şey daha söylüyorum o dönemle ilgili biliyorsunuz. Erdoğan'ın çıraklık dönemine rastlamıştı. Yani Erdoğan her şeyi bildiğini söylemiyordu. Aksine Erdoğan bilmediğini biliyordu ve bilenlerle istişare ediyordu. Bilenlerle çalışıyordu. Erdoğan sadece bir imza mekanizmasıydı. Bilenlere çok saygı duyuyordu. O dönemlerde Erdoğan'ın yanında kaliteli, iyi danışman kadroları vardı. Benim için. Ben öyle görüyorum canlarım. Şimdi bakalım bir sonraki bölümü izleyelim. Üçüncü beş yıllık dönem tam içinde yaşadığımız dönemdir. Yani üçüncü beş yıllık dönemin bariz özelliklerinden birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın artık mutlak denebilecek ölçekte ve ölçüde birinci adam olmasıdır. Partinin mutlak hakimi odur. Hükümetin mutlak hakimi odur. Kendisinden sonra neredeyse ikinci adam yok gibidir. Yüksek devlet memurlarının tamamı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır. Medyanın tamamı kontrol altına alınmış gibidir. Yargı kontrol altında gibidir. Hükümet tam kontrol altında gibidir. Yani her şey Sayın Cumhurbaşkanımızın kontrolü altında gibi bir hükümet modelidir. Tamam, böyle de olabilir. Ama bakalım hangisinin sonucu daha iyiyse biz de yönümüzü o tarafa doğru çeviririz. Bunun sonuçları şöyle. Bir evvelki kalkınma hızı kaçtı? %7 yıllık ortalama büyüme. Bu dönemin kalkınma hızı kaç? %3. Üçlere düştü. Halbuki 7'nin yarısı ne? 3,5.
En azından o yarısını bile bulamamış yani. İşsizlik bütün bu 15 senenin en yükseği. Enflasyon en yükseği. Terör en yükseği. Dünya ile ilişkilerimiz en kötüsü. Çok özenle aman ha bulaşmayalım diye düşündüğümüz Suriye bataklığı, Orta Doğu bataklığının tam göbeğine gelmişiz. Bu Suriye tam göbeğine gelmişiz demek şu demek, Yunanistan nüfusunun yaklaşık yarısı nüfusu kadar bir Suriyeli göçmen barındırıyoruz şimdi. Çok yüksek, tahammül edilemez, dayanılamaz. Bu münasebetle kaybettiğimiz turizm gelirleri ve yaş meyve sebze ihracat gelirlerimiz var. Bu ikisini topladığınız zaman senede 15 milyar dolar eder. 15 milyar dolar demek İstanbul'a çok övündükleri 3. köprüden mesela 10 tanesini her yıl kaybediyoruz demektir. Bu yanlış bir dış politikanın eseridir sadece. Şimdi bütün bunları topladıktan sonra bir genel sonuç çıkaralım. Genel sonuçtan benim muradım şu. Demek ki ülkeleri kimin yönettiği önemli elbette. Ahmet Bey, Mehmet Bey kim yönetiyor? Ayşe Hanım, Fatma Hanım. İki, bu kimlerle yönetiyor ve nasıl yönetiyor? Yani kimin yönettiği kadar ondan da daha önemli nasıl yönettiği var. Yani demokratik bir yönetim mi? Otokratik? Burada da İlhan Bey'le düşüncelerimin, görüşlerimin örtüştüğünü zannederim görüyorsunuz. Sık sık söylerim ben Türkiye'yi kimin yönettiğiyle de ilgilenmiyorum. İlhan Bey yine benden çok daha nazik o konuda. Belki de çok daha sorumluluk sahibi. O kimin yönettiğini de önem veriyor. Tabii ki elbette o ayrı ama o aynı zamanda siyaset yapıyor. Ben ise ülkemi kimin yönettiğiyle hiç ilgilenmiyorum. Samimi söylüyorum. Ben İlhan Kesici'yi İlhan Kesici olduğu için Türkiye yönetsin diyenlerden değilim. Ben İlhan Kesici'nin birikimini istiyorum yönetsin diye. İlhan Kesici'nin birikiminde başka birisi, başka birileri varsa beni ikna ederse beraberim o arkadaşla da onu da desteklerim. Ama şu anda göremiyorum canlarım. Mevcutlar içine bakıyorum, parlamentoya bakıyorum, parlamento dışına bakıyorum. Mansur Yavaş mükemmel bir belediye başkanı elbette her şeyle. Ama canlarım be sade belediye başkanlığında mükemmel olmak yetmiyor. Bugünkü sistemde devlet başkanlığı bambaşka şeyler istiyor. Çok. Planlamacılık istiyor. Yabancı dil. En az İngilizce tabii ama mükemmel bir İngilizce istiyor. Vizyon sahibi olmayı gerektiriyor. Yenilikçilik istiyor. Yani dünya tarafından tanınan biri olmayı istiyor. İlhan Kesici'nin küçücük bir köy haline gelmiş bu dünyada çok itibarlı biri olduğunu biliyoruz. Değil mi? Herkes de biliyor. Ha belki pek çoğunuz bilmiyorsunuz ama bizler yakından izleyenler biliyorlar bunu. Gerekli birisi yani. Önemli birisi. Ama bak tekrarlıyorum bakın benim penceremden çok gerekli birisi. Sizler canım sen de diyebilirsiniz bana. Hiçbirinize kırılmam canlarım benim. Yani ben istiyorum ki Türkiye'mizin Cumhurbaşkanlığında bu sistem daha bir en az bir beş, bir sene bir dönem devam etsin. Beş sene devam etsin. Ben istiyorum ki ülkemin İlhan Kesici birikiminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu, Devlet Planlama Teşkilatı. Bakınız, Türkiye'nin en değerli teşkilatlarından biridir AKP. Devlet Planlama Teşkilatı'nı yok ettiği için tarım bitti. Tarımın bitiş nedenidir. Devlet Planlama Teşkilatı tam teşekkül çalışabilseydi, İlhan Bey'in dönemindeki gibi çalışabilseydi, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul kanalını konuşmazdı bile. Neden? O zamanlar onu ikna ederlerdi. Evet. Neden? Kamuya hiçbir yararı yok. Ekonomiyi mahveder, perişan eder derlerdi. Ona bunu anlatırlardı. Yok o planlama artık. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı planlamasızlık. Türkiye onun için et ithal ediyor, onun için peynir ithal ediyor. Nedir? Soğan ithal ediyor, patates ithal ettik, pirinç ithal ediyoruz. Neler ithal ediyoruz? Tarım. Tarımı bitirdi AKP. Neden? Plansızlıktan. Hiç plan yok. Plan dediniz ne? Komünistlerdeki gibi plan değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin planlama teşkilatı yol göstericiydi. Tavsiye edici nitelikteydi. Fizibilitesine bakıyordu her şeyin. Devlet Planlama Teşkilatı olsaydı İstanbul kanalıyla ilgili asla feasible değil derdi. Yapmayın derdi. Çok büyük ihtimalle bu hatta garanti diyebilirim ki bu yapılan otoyollar var ya otoyollar köprüler falan yapalım.
Ama derdi ülkenin geleceğini ipotek altına almayalım. Hazine gelirlerini. Yani gelir garantisi vermeyelim. Gelir garantisi piyasa ekonomisinin özüne aykırıdır derdi. Ve bunu bunda ikna ederdi Erdoğan'ı. Ve inanın o köprüleri bu devlet Süleyman Demirel'in GAP'ı yaptığı gibi GAP'ı bu milletten aldığı borçlarla yapabilirdik biz. Çok köprü yapardık. İnanın çok köprü yapardık. Bakın Turgut Bey'in yaptığı ikinci köprüde, yani birinci köprüyü Atatürk Boğaziçi Köprüsü'nü Süleyman Demirel yaptı. Ecevit açmak kısmet oldu. Olsun. Problem değil. İkinci Fatih Köprüsü'nü de Turgut Bey yaptı. Bakın onlardan geçiş kaç para? Yavuz Sultan Selim'den geçiş kaç para? Bir de tabii devletin biz veriyoruz ama 41 lira köprüden geçerken 41 lira. Ben en son işte 3 gün kadar önce geçtim. 41 lira verdim diye hatırlıyorum. Sadece köprüden otobanı saymıyorum. 41 lira veriyorsunuz. Bir de devlet bizim adımıza geçmeyenler için de ayrıca para veriyor. Yani devlet bir alma teşkilatı olsaydı bunlar hiçbir olmaz canlarım. Neyse İlhan Bey'in zannediyorum son bölümünü de yine beraber izleyelim. Daha tek kişilik falan bir yönetim falan gibi mi? Sonuçlar ortada. Bunu neden böyle söylemiş oldum? Şimdi önümüzdeki gelen oylamada, halk oylaması, referandumda ya evet vereceğiz ya hayır vereceğiz. Milleti öyle görünüyor ki milletimizin yaklaşık yarısı evet verecek, yaklaşık yarısı hayır verecek. Bu 25 milyona 25 milyon eder. Her iki sonuç da tabii olarak başımızın üstündedir. Ama ben milletimize şunu söylemek istiyorum. Bu evet oyunda çok bir belirsizlik var, çok yüksek bir macera görünüyor. Ben ürküyorum mesela. Hem korkuyorum hem ürküyorum bu macerayı hatırlamaktan. O yüzden evet vermeyelim. Ama evet verecek arkadaşlarımız da şöyle düşünenler olduğunu da biliyorum. Ya olsun ne olacak yani beğenmezsek, iyi çıkmazsa bunu bir deneyelim. İyi çıkmazsa 4 sene sonra değiştiririz. Böyle bir şey yok. 4 sene sonra değiştirme imkanı yok. O genel seçimlerde var. Bu bir anayasa. Mesela bir değiştirdiğimiz anayasa ne zaman oldu? Tam 37 sene önce değil mi? 37 senede ancak değiştirebildik. Böyle bir imkanımız olmayacak yani. Hayır çıkması halinde ne var? Hayır çıkması iyi bir sonuç. Hayırlı bir sonuç. Şundan dolayı bir, hiçbir değişiklik olmayacak. Her şey yerli yerinde kalacak. Sayın Cumhurbaşkanımız yerinde, Sayın Başbakanımız yerinde, Sayın Hükümetimiz yerinde. Hatta 2019 yılına kadar yerindeler. Yeni seçim oluncaya kadar. Beğenmezsek o zaman bir değiştireceğiz. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu millet, aziz milletimiz her istediğini verdi bütün seçimlerde. İlk defa hayır çıkınca vermemiş olacak. Buradan önce Sayın Cumhurbaşkanımız kızabilir. Yani küçük bir kızmada bulunabilir, sitem edebilir. Ama hayırlı şöyle bir sonuç elde edilebilir buradan. Ya acaba millet bana küçük bir ikazdan bulunmak istedi. Bir uyarıdan bulunmak istedi. Bir ders mi vermek istedi? Yumuşak bir ders. Bu olsa olsa ne olur? Artık milleti demek ki evetçiler, hayırcılar diye bölmek iyi değil. Kutuplaştırmak iyi değil. Daha uzlaştırmacı, daha uzlaşmacı, daha kucaklayıcı, daha sarıp sarmalayıcı bir yönetim modeli mi acaba istiyor milletimizden? Ve böyle bir şeye geçilebilir. Bu da milletimiz için çok hayırlı bir sonuç olmuş olur. Sevgili hanımefendiler, sevgili kardeşlerimiz, sevgili beyefendiler, ben hepinizi tekrar en yüksek sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepimize, ailemize, milletimize hayırlı akşamlar, hayırlı seçim sonuçları diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. İşte vizyon öngörebilmek demektir. Doğru öngörmek demektir. İlhan Bey'in referandum öncesi yaptığı bu konuşmada başkanlık getirilecek olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili eleştirilerin içinde bana bir tane yanlış gösteremezsiniz. Ki bu referandumdan önce, uygulamadan önce söylenmiş şeyler, söylenmiş sözler. Artık bakın işte görüyorsunuz canlı. Fotomontaj değil, hiçbir şey değil. Söylediklerinin tamamı doğru. Vizyonerlik budur. Vizyonerlik geleceği doğru öngörebilme yeteneğidir. Gelin şimdi bakalım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Vizyonerliği olsaydı, vizyoner bir cumhurbaşkanı olsaydı, Yunanistan nüfusunun yarısı kadar Suriyeli mülteciyi Türkiye'ye kabul etmezdi. Göremedi. Göremedi, planlayamadı, anlayamadı. Fark edemedi. Doğru öngöremeyince de ne oldu? Ta Cumhuriyet döneminden itibaren yaptığımız
kamu iktisadi teşebbüslerinin satışından elde edilen paranın 50 milyar dolarını, Recep Bey bunu 45 milyar dolar olarak itiraf ettiğinde yıl 2015'ti ya da evet 2015 ya da 2016'ydı. Son 5 yılı da hesaplarsanız herhalde 50 milyar doları geçmiştir canlarım benim. Yazık olmadı mı? Çok yazık oldu. Neden? Öngörememekten. Keza Sayın Erdoğan'ın yüksek faiz sebep enflasyon sonuçtur deyişi bir vizyonerlik noksanlığıdır. Göremedi. Faizleri emir komutayla yükseltirse ne olacağını göremedi. Ne oldu? 1 dolar çıktı 8 lira 58 kuruşa. Sonra ağbalı getirdi. Naci Ağbal kararlı davrandı. Ekonominin gereği oydu. Öyle davrandı. Düştü. Ama bakınız 1-2 gündür yine yukarı çıkıyor. Neden? Çünkü Erdoğan'ın vizyonu yok. Vizyon çok önemli. Vizyonu olmayan birisi bir ülkeyi yönetiyorsa o ülkenin başı beladan kurtulmaz. Canlarım ben Erdoğan'ın şahsına yöneltmiyorum bu eleştirileri. Asla. Ben vizyonerliği anlatıyorum. Erdoğan'ın ismini silin, başka bir isim koyun yerine ama aynı Erdoğan gibi vizyonerlikten yoksun olsun. Öngörü yeteneği olmasın. Ne değişir? Hiçbir şey değişmezdi benim için. Benim bütün talebim vizyonerlikle ilgili canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.